Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız bebeklerimiz için örgüsü kolay ve güzel tığ işi yelek yaptım. Bugün bu yelek anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bugün yelek anlatımını 6 aylık bebek ölçüsüne göre yaptım arkadaşlar. Ama siz bu yeleği yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. Her yaş kız çocuklarınız için yapabilirsiniz. Yetişkinler için de yaparak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hem çocuklar hem de yetişkinler için uygun bir model. V yaka çalışması yaptım. Bebeklerin boynunu rahatsız etmesin diye. Bakın bu şekilde V çalışması yaptım bu yaka örgüsünü. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyoruz. İlk önce kol ve arka bölümlerle başlıyoruz. Ön bölümleri arttırmalar yaparak elde ediyoruz. Model bölümü de çok kolay arkadaşlar. Bakın örgüsü kolay trabzanlardan oluşan bir model. Ben bu modeli birçok örgümde kullandım. Yeleği bu şekilde çiçek ile süsledim. Siz bu çiçeği yapmadan sade olarak da kullanabilirsiniz. Eğer siz de benim gibi böyle güzel bir çiçek yapmak isterseniz, ben bu çiçek anlatımını yaptım, YouTube kanalıma yükledim arkadaşlar. Bu çiçeğin olduğu YouTube linkini izlediğiniz bu yelek videosunun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz o tığ işi çiçek linkine tıklarsanız bunun gibi bir çiçek yapabilirsiniz veya farklı süslemeler yapabilirsiniz. Model çok güzel. Süslemeye de gerek yok aslında arkadaşlar. Yakanın buraya bir tane düğme yaptım. Siz bu düğme yerine ip kordon yaparak bağlamalı olarak da kullanabilirsiniz. Bakın örgünün ters tarafının görüntüsü böyle. Açık olarak görelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Yelek örgüsünde pembe renk iplik kullandım. Bu şekilde bir iplik arkadaşlar. 100 gram iplikte 320 metre var. Bu iplikten bir yumak iplik kullandım. Beyaz renk iplik olarak çok az iplik kullandım arkadaşlar. Bakın bu şekilde sadece kol uçlarında ve bu çevresinde kullandım. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullanmayı tercih ettim. El sıklığıma göre bu tığı kullandım arkadaşlar. Sizin eliniz sıkıysa 3.5 4 milimetre tığları kullanmanız daha güzel olacaktır. Bu yeleğe takım yapmak isterseniz çok güzel bir ayakkabı var bakın bu şekilde fiyonklu bir ayakkabı. Bir de bu şekilde saç bandı var. Bunların anlatımlarını da YouTube kanalıma yükledim. İzlediğiniz bu videonun açıklama bölümüne bu örgü ayakkabının ve bu saç bandının anlatımlarının olduğu YouTube linklerini de ekliyorum. Bu linklere tıklayarak siz de bunun gibi güzel bir takım yapabilirsiniz. Ölçülerini de söylüyorum. Bakın başlamadan önce fikriniz olsun. İlk önce kol altından gövde genişliğini ölçüyorum. 25 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından yükseklik 19 santimetre. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. 32 santimetre. Dediğim gibi ben bugün 6 aylık bir bebek için yaptım arkadaşlar. İpliği tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel yelik örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Zincir yapabilmek için ilk ilmeği ben bak bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı olmayan zincirler yapıyorum arkadaşlar. Bak çok sıkı yapmıyorum zincirleri. 55 zincir yapalım. 55 zinciri yaptım. Çok sıkı yapmadım zincirleri arkadaşlar bakın. Bu 55 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 21 santimetre zincir uzunluğu var. Inç olarak da ölçüyorum. 8 inç geçiyor bakın. çok kısa gelebilir siz Arkadaşlar bu uzunluk bu zincirlerin içerisinde ön bölümler yok ön bölümleri arttırarak yapacağız kol ve arka bölümün zincirleri Bunlar yarım trabzan yapıyoruz tığ üzerine iplik alıyorum 2 ilmek atlıyorum 1 2 3. ilmeğe yarım trabzan yapıyorum 2 zincir yapıyorum. Arttırma yeri için 2 zincir yapıyorum. Bu yaptığım bak 2 ilmek atladığım bir yarım trabzan oluyor. Bir yarım trabzan da buraya yaptım. Burası ön bölüm. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilk ilmek içine kol bölümü için ilk yarım trabzanı yapıyorum. Kol için 14 yarım trabzan yapıyorum. 1 2

12 13 14 14 yarım trabzanı yaptım. Arttırma yeri için 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Arka bölüm için 22 yarım trabzan yapıyorum. İlk ilmek içine ilk yarım trabzanı yapıyorum. Bak bu şekilde yarım trabzanı bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum bakın şu şekilde tığ üzerine iplik alıyorum zinciri tığ takıyorum ilmek aldım çektim bak tığ üzerinde 3 ilmek var iplik alıyorum hepsinin içinden bir defa da çekiyorum yarım trabzan oluyor 1 2 oldu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 arka bölüm için 22 yarım trabzan yaptım arttırma yeri için iki zincir yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum Kol bölümü için 14 yarım trabzan yapıyorum. Bu kolda bak buraya 14 yarım trabzan yaptım. Buraya da 14 yarım trabzan yapıyorum. İlk ilmeğe ilk trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10, 10 11 12, 12, 12 13, 14 13 14 14 yarım trabzan yaptım. Arttırma yeri için 2 zincir yapıyorum. Bak burada bir zincir var. Bu zincirin üzerine iki yarım trabzan yapıyorum. Bak aynı zincir üzerine iki yarım trabzan yapıyorum. Bir. 2 Bu da diğer ön bölüm. Sıra başında bak iki yarım trabzan oldu. Bir, iki. Sıra sonunda da iki yarım trabzan yaptık. Ön bölüm için arkadaşlar. Bakın. Bu sırada yaka ayrımlarını yaptım. Ön bölümler için bak sıra başında 2 yarım trabzan, sıra sonunda 2 yarım trabzan oldu. Kol bölümleri için 14 yarım trabzan, arka bölüm içinde de 22 yarım trabzan yaptım. İkinci sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilk ilmek içine 2 yarım trabzan yapıyorum. 1 Aynı ilmeğe bir yarım trabzan daha yapıyorum. Bak arttırma yaptım burada. Bu ilmek üzerine bak bir yarım trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu arttırma yerine bir yarım trabzan, iki zincir bir yarım trabzan yapıyorum. Bak bu yarım trabzanı ön bölüm için yaptım. İki zincir yapıyorum. Aynı zincir boşluğuna kol bölüm içinde bir yarım trabzan yapıyorum. Bak ön bölümde bir burada iki arttırma yaptım. Bir, iki, üç, dört yarım trabzan var. Kol bölümünde on dört yarım trabzan vardı. Üzerine yarım trabzan yapıyorum. Bak bu bir yarım trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 10 11 12 13 14 Bak bu son ilmeğe de yarım trabzan yapmayı unutmayın arkadaşlar. 15 bir yarım trabzan da bak buraya yapıyorum. 16. Kol bölümünde 16 yarım trabzan oldu. Arttırma yeri için 2 zincir yapıyorum. Arka bölüm için 1 yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere yarım trabzan yaparak devam ediyorum. 22 yarım trabzan vardı arka bölümde. 22 yarım trabzanı yapalım buraya kadar. Arka bölüm için 22 yarım trabzanı yaptım. Bak bu son ilmeğe de yarım trabzan yaptım tığ üzerine iplik alıyorum arttırma yeri için bak buraya bir yarım trabzan 2 zincir bir yarım trabzan yapıyorum kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine yarım trabzan yaparak devam ediyorum bakın arkadaşlar arttırma yerlerinde bir yarım trabzan 2 zincir bir yarım trabzan yapıyoruz diğer ilmekler üzerine birer defa trabzan yapıyoruz bu arttırma yerine kadar devam edelim arttırma yapacağım yere kadar kol bölümünde bak 14 yarım trabzanı yaptım arttırma yerine bir yarım trabzan iki zincir bir yarım trabzan yapıyorum Bak kol bölümünde 14 yarım trabzan yaptım. Bir burada bir burada arttırma yaptım. 16 yarım trabzan oldu. Ön bölümdeyiz bak. Ön bölümde burada bir ilmek var. Bunun üzerine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu iki ilmek atlayarak yaptığım bir yarım trabzan vardı. Bu ilk zincirin üzerine bak. 2 yarım trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe 2 yarım trabzan yapıyorum. Burada da arttırma yapıyorum. Burada bak 1, 2, 3, 4 yarım trabzan oldu ön bölüm için. Bak şöyle görüntüsü daha net görünür. Üçüncü sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilk ilmek içine 2 yarım trabzan yapıyorum. 1 2 Bak burada 1 2 3 ilmek var. Üzerlerine birer defa yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 4, 5 yarım trabzan oldu. Bu arttırma yerine 1 yarım trabzan, 2 zincir, 1 yarım trabzan yapıyorum. Bak, ön bölümde bu sırada 6 yarım trabzan oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her sırada ön bölüm bir burada arttırma yapıyoruz, bir burada arttırma yapıyoruz. 2 yarım trabzan artması olacak arkadaşlar kol bölümleri ve arka bölümlerde de ikişer ilmek arttırması olacak. Diğer ilmekler üzerine yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yerine kadar yarım trabzanları yaptım. Bak bu son ilmek üzerine yarım trabzan yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa eksilme olur. Dediğim gibi her sırada her bölümden ikişer yarım trabzan artması olacak. Arada bir sayarsanız şaşırmamış olursunuz. Tığ üzerine iplik alıyorum. Arttırma yerine bir yarım trabzan, iki zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa yarım trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde devam ediyor. Yarım trabzanları yapalım. Bu arttırma yerinde bir yarım trabzan, iki zincir, bir yarım trabzan yapalım. Buraya kadar devam edelim. Ön bölümü ve kol bölümünü ayıran arttırma yerine kadar bakın. Yaptım ben arkadaşlar. Burada da bir yarım trabzan, iki zincir bir yarım trabzan yaptım. Bu arttırma yerine bir yarım trabzan, iki zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Bak burada bir, iki, üç, dört ilmek var. Bu 3 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bu son ilmek üzerine 2 yarım trabzan yapıyorum. Arttırma yapıyorum. Ön bölümden bak burada da arttırma yapıyorum. 2 4 6 yarım trabzan oldu. 2 yarım trabzan ile başladım. İkinci sırada 4 yarım trabzan oldu. Üçüncü sırada 6 yarım trabzan oldu. Bir zincir yapıyorum. Örgü yüz çeviriyorum. Dördüncü sıradayız. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilk bak ilmek üzerine 2 yarım trabzan yapıyorum. 1 2 Diğer ilmeklere birer defa yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 Bak bu ilmeğe de yarım trabzan yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bak bu yarım trabzanın üzerinde bulunan ilmeklere de yarım trabzan yapıyoruz. Arttırma yerine bir yarım trabzan, iki zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Bak kol bölümünde bulunan ilmeklere yarım trabzan yaparak devam ediyorum bu şekilde arkadaşlar. Yarım trabzan yaparak devam edelim. Arttırma yerlerinde bir yarım trabzan, iki zincir, bir yarım trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bulunan bak bu son ilmek üzerine iki yarım trabzan yapıyorum. Bu ön bölümde de bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yarım trabzan oldu. Arttırma yerlerinde bir yarım trabzan, iki zincir bir yarım trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar görüntüsü böyle. 5 sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe bir yarım trabzan daha yapıyorum. 2 yarım trabzan oldu. Diğer ilmeklere birer defa yarım trabzan yapıyorum. Bak burada bulunan son ilmeğe de yarım trabzan yapıyorum. Bu yarım trabzanın üzerine. Onu unutmayalım arkadaşlar. Arttırma yerine bir yarım trabzan, iki zincir, bir yarım trabzan yapıyorum diğer ilmeklere birer defa yarım trabzan yapıyorum bakın arkadaşlar roba bölümünün örgüsü bu şekilde devam edecek ön bölümlerde bak bir burada bir burada arttırma yapıyorum bir burada bir burada diğer yerlerde de aynı şekilde bak bir burada bir burada 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 1 2 3 4 5 6 yerde arttırma yapıyoruz şöyle katlıyorum bak görüntüsü böyle oluyor diğer tarafı da düzgünce katlıyorum roba bölümünün örgüsü bu şekilde devam edecek altı yerden arttırmalar yaparak yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne başlama sayınıza göre istediğiniz kadar sıra sayısı yapabilirsiniz arkadaşlar bu iki ön bölüm birleşesiye kadar bak burada bulunan iki ön bölüm burada birleşesiye kadar Arttırma yerlerinde arttırmaları yaparak tamamlayalım gelelim. Roba örgüsünü 6 yerden arttırmalar yaparak 11 sıra olarak yaptım arkadaşlar. Bak sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. sıradayım. 12. sırada yine arttırmaları yapacağız. Ama artık bakın bu ön bölümden bu ön patlardan arttırmayı bu sırada bırakıyorum. Şöyle de katlıyorum bak. Arttırma yerlerini birleştiriyorum. Diğer tarafta da arttırma yerini birleştiriyorum. Ön bölümler bak burada birleşiyor. Size söylemiştim bak bu ön bölümler birleşisiye kadar arttırmaları yapalım diye. Benim için bak burada bitti. Buradan itibaren bu ön bölümde arttırmayacağız. Diğer yerlerde arttırmalara devam ediyoruz. 12. sıradayım bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum ilk ilmek üzerine bir yarım trabzan yapıyorum bak iki yarım trabzan yapmadım diğer ilmeklere de birer defa yarım trabzan yapıyorum Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar yarım trabzanları yaptım. Bakın burada arttırmayı yapıyorum arkadaşlar. Bir yarım trabzan, 2 zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri birer defa yarım trabzan yapıyorum. Sıra başında arttırma yapmadım. Burada bak bir yarım trabzan, iki zincir, bir yarım trabzan yaptım. Burada, burada ve burada arttırma yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe de bir yarım trabzan yapıyorum. Bak arttırma yarım trabzanı yapmadım buraya. Arttırma yerlerinde bir yarım trabzan, iki zincir bir yarım trabzan yaptım. Diğerlerine birer defa yarım trabzan yaptım. Sıra başında da arttırma yapmadım. Sıra sonunda da arttırma yapmadım. 13. sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Bak yine arttırma yapmadım burada arkadaşlar. Düz yaptım. Arttırma yerine kadar devam edelim. Burada 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 ve burada bir yarım trabzan 2 zincir bir yarım trabzan arttırması yapalım sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım son ilmeği bakın arttırma yapmadım bir yarım trabzan yaptım Arkadaşlar bu arttırma yerlerinde yine bir yarım trabzan 2 zincir bir yarım trabzan yaptım 13. sırayı tamamladım bakın sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. sıradayız. Bu sıradan itibaren model yerleştirmeye başlıyorum. 1 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek atlıyorum burada bu il ikinci ilmek üzerine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorum Aynı ilmeğe 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe 1 trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe 3 trabzan, 2. zincir 3 trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 1 trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3 trabzan 2, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 1 trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3 trabzan 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar 4 modeli yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu arttırma yerine bir model yapacağız. Burada 2 ilmek var. Bakın modelden sonra bir trabzan yapacağız. Bir ilmeği atlıyorum. Bu ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Arttırma zinciri olan bu iki zincir üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın buraya 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. 2 ilmek atlıyorum, 1 trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın burada modelin denk gelmesi için bir ilmek atladım. Trabzandan sonra ilmek atlamadım bu iki zincir üzerine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yaptım arttırma yaptığımız buraya kadar modelleri yaparak devam edelim arttırma yapacağım yere kadar modelleri yaptım bakın görüntü böyle oldu tığ üzerine iplik alıyorum burada bir ilmek var arkadaşlar bu bir ilmeği atlıyorum bu arttırma yerine burada bir trabzan yapıyorum bakın burada model yaptım burada trabzan yapıyorum arttırma yerine Tığ üzerine iplik alıyorum, 2 ilmek atlıyorum, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum, 1 trabzan yapıyorum, 2 ilmek atlıyorum, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Buranın görüntüsü böyle. Arttırma yaptığımız buraya kadar modelleri yaparak devam edelim. Modelleri yaparak arttırma yapacağım yere kadar tamamladım. Bakın arkadaşlar burada bir ilmek kaldı. Burada bu arttırma yerine bir trabzan yapıyorum. Bir ilmek atladım. Tığ üzerine iplik alıyorum. İki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmek üzerine üç trabzan, iki zincir, üç trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum, 1 trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın model devam ediyor. Burada yaptığımız gibi bakın arttırma yerine bir trabzan yaptım. Bu arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yaptığım yere kadar modelleri yaptım. Buraya bir trabzan yaptım arkadaşlar. Bakın burada bir ilmek var. Bu ilmeği atlıyorum. Arttırma yaptığım bu 2 zincir üzerine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu yakanın burada ilmek atlamadan şu bakın son ilmeğe bir trabzan yaptım. Bu ön bölümde de aynı şekilde yapıyorum. Bakın modelden sonra bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 1 trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri tamamladım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın burada 2 ilmek var. 1 ilmek atlıyorum. Son ilmeğe 1 trabzan yapıyorum. Sıra başında 1 trabzan ile başladım. 1 ilmek atladım. Model yaptım model sırasını böylece tamamladım arkadaşlar bakın görüntü böyle oldu bir sıraya kaç model yaptığımı sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 bir sıra üzerinde 30 model var bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum bu iki zincirli boşla 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorum 2 zincir yapıyorum 3 trabzan yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum bu bir trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum model üzerine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorum bu bir trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum bakın arkadaşlar model aynı şekilde devam ediyor bir alt sırada yaptığımız model gibi sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım Bakın arkadaşlar, iki sıra model sırası yaptık. Görüntü böyle oldu. 3. model sırasında kol bölümünü gövde bölümünden ayıracağız. Artık örgüye gövdenin örgüsüyle devam edeceğiz. Benim bu bir sıra üzerinde 30 model var. Bu sırada bakın başlamadan önce ayrımlarını yapalım. 1 2 3 4 model sayıyorum. Bu trabzan üzerine bakın trabzan üzerinde bulunan ilmeğe bir işaret yapıyorum. 4 modeli ön bölüm için yaptım. 2, 4, 6, 7 model sayıyorum. Bu ilmeğe işaret yapıyorum. Bu 7 model kol örgüsü olacak arkadaşlar. Bakın burayı kol için ayırdım. Arka bölüm için de ön bölümü 4 model yaptım arka bölümü 8 model yapıyorum 2 4 6 8 işaret yapıyorum kol için 7 model sayıyorum 2 4 6 7 buraya işaret yapıyorum ön bölüm içinde 4 model var bakın burada benim yaptığım sayıya göre böyle denk geldi arkadaşlar. Siz farklı sayıda model elde ettiyseniz ön bölüm arka bölümle eşit olacak. İki ön bölümün toplamı arka bölüm olacak arkadaşlar. Ona göre ayırma yapabilirsiniz. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Model üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. bu bir trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum İşaret yaptığım buraya kadar devam edelim ön bölüm için 4 modeli yaptım İşaret yaptığım ilmeğe geldim arkadaşlar bakın tığ üzerine iplik alıyorum bu işaret yaptığım ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum kol altı için bir zincir yapıyorum kol bölümünde 1 2 3 4 5 6 7 modeli atlıyorum işaret yaptığım bu ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum Bakın kol altında bir zincir yaptım. Ön ve arka bölümü birleştirdim. Tığ üzerine iplik alıyorum. Model üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bu bir trabzan üzerinde bir trabzan yapıyorum. Bakın. Diğer kol altını yapmak için bu işaret yaptığımız yere kadar devam edelim. Bu işaret yaptığım yere kadar modelleri yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 model var. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu işaret yaptığım ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bakın trabzan üzerine trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum kol altı için kolda bulunan bakın 1 2 3 4 5 6 7 modeli atlıyorum. Bu işaret yaptığım ilmeğe bir tırabzan yapıyorum. Bakın. Ön ve arka bölümü birleştirdik. Bir zincir yaptım burada. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 tırabzan, 2 zincir, 3 tırabzan yapıyorum. bir trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar yaptım bakın arkadaşlar bu sırada kol bölümlerini gövde bölümünden ayırdık ön ve arka bölümleri birleştirdik kol altında görüntüsü bu şekilde oldu artık örgü gövde örgüsüyle devam edecek bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum model ortasına 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorum bir trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum bu kol altını yaptığımız yere kadar devam edelim kol altına kadar modelleri yaptım. 4 modeli yaptım. Bakın aralarda birer trabzan yaptım. Kol altını olduğu yerdeyim. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kol altında yaptığım bu bir zincir üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Buraya bir model yapıyoruz bakın. tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Model üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar kol altında bir model arttırma yaptık. Diğer kol altını yapacağımız buraya kadar devam edelim. Buraya kadar modelleri yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın burada bir trabzan var. Trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Bak modelden sonra bir trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kol altında yaptığım bu bir zincir üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. tığ üzerine iplik alıyorum bir trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum bakın burada bir model arttırma yaptık arkadaşlar model üzerine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorum bir trabzan yapalım modelleri yapalım sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım son ilmek üzerine bir trabzan yaptım bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum model ortasında bulunan iki zincir üzerine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorum Bu bir trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. şekilde arkadaşlar. Bu kol altında yaptığımız bakın buraya kadar devam edelim. Kol altında yaptığım modele kadar modelleri tamamladım. Bakın burada bu bir trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Kol altında yaptığım model üzerine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorum. üzerine iplik alıyorum. Bakın bu bir trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Diğer modeli devam ediyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar kol altının görüntüsü böyle oldu. Burada bir model arttırması yaptık. Bir sıraya kaç model yaptığımı sayıyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 model var benim bir sıra üzerinde arkadaşlar. Gövde bölümünün örgüsü bu şekilde devam edecek. Bu 18 modeliyle devam edeceğiz. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne ve tercihinize göre model sırasını tekrarlayarak tamamlayalım. Gövde örgüsünü yapacağım ölçüye göre ben tamamladım. İpliği burada kestim. Kaç sıra model yaptığımı sayıyorum. Kol altından sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 model sırası yaptım kol altından itibaren. Bakın bu şekilde oldu. Santimetre olarak ölçüyorum. 19 santimetre yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için bu yeterli. Şimdi ön patlarda pıtırcık modelleri yapıyorum. Pıtırcık modellerini için beyaz renkli iplik kullanıyorum. Siz isterseniz kendi rengiyle veya farklı renkler tercih edebilirsiniz. Diğer uçtan başlıyorum. Bakın ön pattan başlıyorum. Buradan ilk ilmekten bir ilmek yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 1 2. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın bunu atlıyorum. Bu ilmek üzerine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bu ilmeği atlıyorum. Bu ilmek üzerine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu boşluğa atlıyorum. Bu ilmek üzerine bir sık iğne, iki zincir bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde pıtırcık modelleri yapıyorum. Bu yaka ve yakayı bitirdiğimiz modeli başladığımız yere kadar devam edelim. Pıtırcık modellerini yaparak bakın buraya kadar tamamladım. Görüntüsü böyle. Buraya düğme iğneyi yapmak istiyorum bir tane. Siz isterseniz bağlamalı olarak da yapacaksanız pıtırcık olarak devam edebilirsiniz. Bir ilmek atlıyorum. Bu ilmek içine bir sık iğne yapıyorum. Düğme iliği için 6 zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bu ilmeği atlıyorum. 2. ilmeğe pıtırcık yapmak için bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Burada yaptığım gibi pıtırcıkları devam ediyorum. Bakın düğme iliğini yaptım. Pıtırcık modelleri yaparak yaka çevresinde devam edelim. Diğer ön patta da pıtırcıkları yapalım. Buraya kadar devam edelim arkadaşlar. Pıtırcık modelleri yaparak buraya kadar tamamladım. Bakın diğer ön patta da pıtırcık modellerini yaptım. Yaka çevresinde de pıtırcık modelleri yaptım bu etek ucunda olan modeller üzerine de sık iğne yapıyorum arkadaşlar siz isterseniz pıtırcıkta devam edebilirsiniz ilmekler üzerine birer defa sık iğne yapıyorum bu iki zincirli boşluğa 3 sık iğne yapıyorum ilmekler üzerine bir sık iğne yapıyorum bu bir trabzan üzerine bir sık iğne yapıyorum ilmekler üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bu iki zincirli boşluğa 3 sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde görüntü elde ediyoruz. Bu sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Ben kestim ipliği arkadaşlar. içinden çektim. Bakın bu şekilde oldu. Düğme diktim ben bakın buraya bir tane arkadaşlar. Bu düğme iliği yaptığım yerin tam karşısına gelecek bir inci düğme dikmeyi tercih ettim. Siz istediğiniz gibi düğme kullanabilirsiniz. Bakın patları yaptık çevresinden sık iğne yaptım. Şimdi kol çevresinde de burada yaptığım gibi sık iğne yapıyorum. Kol altından başlıyorum. Bir zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın her ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Bakın burada 3 sık iğne yapıyorum. Etek ucunda yaptığımız gibi aynı. Diğer ilmeklere birer defa sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, kol örgüsü de böyle oldu. Çok şık oldu gördüğünüz gibi. Diğer kol örgüsünü de ben yaptım. Bakın aynı bu kol örgüsünü başladığım gibi yaptım. Sıra sonunda bitirdim. Böylece yelek örgüsünü de bitirmiş olduk. Bakın buraya da bir tane düğmesini dikmiştim. Bakın bu şekilde oldu. Şu şekilde takıyorum. Çok güzel bir yelek oldu arkadaşlar. Arka görüntüsü böyle. Açık olarak da görelim. Bakın açık olarak da yeleğin şekli böyle. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. İlk önce kol altından gövde genişliğini ölçüyorum. 25 santimetre yüksekliğini ölçüyorum omuzdan bitmiş olarak yükseklik 32 santimetre kol altından yükseklik 19 santimetre ben bugün bu yeleği 6 aylık bir bebek için yaptım bu yüksekliği tercihinize göre daha uzun veya daha kısa yapabilirsiniz beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen Örgü kanalıma abone olma ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.